Hadise sence önümüzdeki yok. sezon en azından bir aşk haberini yok, duyar mıyız? yok. mıyız? Duymayız. Hadise mi? yok yani. Hadise öyle devam edecek diyorsun. Bekâr, Hadise, Bekar, Hadise Beyaz Döztürk, <laughs> Hakan Altun. Only you diye. Onlara <laughs> öyle devam edecekler. Yalnız. Bekar ünlüler. Evet. Peki. Hakan da evlenmiyor ya. Hakan Altun'la biz geçtiğimiz günlerde Bodrum'da karşılaştık. Ne kadar ben onunla evlenmesini istiyorum. O ya. kadar huzurlu bir yaşam var ki orada. O kadar mutlu ki. Annesini ve kız kardeşini almış durumda. Orada bir ev kiraladı. Tam da hakkını verdi. Ama şimdi ev... uzak. Evet. Orada bir... <coughs> Çok özür dilerim. Bir villa kiraladı. O kiraladığı villada inanılmaz güzel bir villada yaşıyor. Ama bir yandan da ev yaptırıyor kendisine. Ve e, o evde yine kardeş ve annesiyle birlikte yaşayacağı söyleniyor. Şükran'la Caner'in de çocukları oldu, onları Onların da. da güzel çocuklarım. E, söyleyelim, onlar da çok... hiç paylaşmadı. Evet. E, Şükran arada böyle elini kolunu paylaşıyor ama yüz asla görmedim. Peki şimdi geldik ünlülerin yaşadığı aşklar ama bunlardan daha önemlisi en çok konuşulan ünlülerin yaşadığı yasak aşklar asla unutulmadı ve sezon boyunca konuşuldu. Evet, davalar konuşuldu. Hmm. En son e, velayet davasını kaybetti Caner Erkin'in e, haberi vardı biliyorsun zaten velayet her zaman annede olmalı diye savunuruz yani. Ece doğrusu ya, doğrusu. senin magazinde yani bu yıl değil ilk böyle aklına yasa aşk deyince ne geliyor? Tabii ki şey neydi? Ee, Hayrola mı? Ha evet ya. <laughs> niye hayrola, niye öyle hayrola ya? Alacağız. Artık geçmiş bitmiş değil mi? Değil mi? Aliye, Aliye, Aliye. Dizisindeki... Yani Sanem Çelik ve Sabancı. Yönetmen oyuncu ilişkisi. Ee, ve aynı zamanda e, Sanem Çelik Kudret Sabancı'nın o dönemki eşinin arkadaş olması, değil mi? Kudret Sabancı'nın eşi kimdi? Esra, Esra Akkaya. Akkaya, evet. Sarp Esra Akkaya'nın da ak şeyi, A ablası. ablası. Ve Esra Akkaya galiba e, Bodrum'a yerleşen ünlülerden de yine, değil mi? Böyle bir kafe bir şey açmış. Evet, yani e, o dönem ya bana böyle tarihin en enteresan anı 2004 ya. yılıymış, biliyor musun? 2004'ten. Evet. Kaç yıl geçti ya? Evet, gerçekten. 15 yıl direk kolay. 2003 güzel. yılında ne olmuştu? 2003. Kayaç evet. Vingiloğlu, Feraye. <laughs> Feraye, siz Feraye'yi nereden biliyorsunuz? <laughs> Tanıdık ya, yani. Çok iyi mi ya? Evet. Orada bir benzer araba bu... ismini söylerken. Aa, siz Feraye'yi nereden biliyorsunuz? Ya? Kendini patlatanlar da bugün. Bugün. Bu eski olaylardı. Peki bu yıl damgayı hangi olaylar? okusam? Coşkun Sabah. Göre? Coşkun Sabah olayı e, adliyelere taşın bir süre aynı evin içerisinde ayrı 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 yaşadılar. E, toparlamaya çalıştılar. Coşkun sabah ilk önce çıktı. Ben karımın ben de ayrılmasını istemiyorum. Pişmanım dedi. Sonra koşa koşa ayrılmaya gitti. Enteresandı. Roşkun sabah bu yıl bu yıl e, bu durumda olanlardan bir tanesi. Bir diğeri tabii ki Edvina e, ve İbrahim, İbrahim Kutlay, Ama bir biz her zaman ne dedik? Hani birbirlerine ne güzel sahip çıktılar dedik en sonunda. Çünkü artık yaşanan yaşanmış. Ne yaşandıysa geride kalmış. Edvina mı? Evet neden? Çünkü Demet Şener yeni bir aşk buldu. E, keza aynı şekilde zaten e, bulan bulmuştu zamanında da İbrahim Kutlay bulmuştu. Öyle dörtlü bir şekilde ayrı ayrı mutlu hayatlarına devam ediyorlar bizim bildiğimiz kadarıyla. Çok birbirlerine, Hatta çok birbirlerine sahip çıktıklarını bildiğimiz bir yasak aşk başlangıcı ve şu anda da nişanlılar galiba. E, Pilatesçi kız kimdi? Ebru Şallı. Ebru Şallı vardı. Ve Uğrak Kuş. Onlar da evlilik kararı aldı biliyorsunuz. Onlar da evliyken başladılar biliyorsunuz. Evet. Peki aşklarını doya doya yaşayan çiftler var. Ya ona da bir denen. <laughs> ee, evet Çağatay Ulusoy aklıma gelen. Onun haberi var mı sevgili Bilal? Sence Çağatay dolu mu yaşıyor? Çağatay Ulusoy Eylül'le bu ayrıldı di diye duyduk en son biliyorsun. Evet. Ama öncesinde onu verelim gördüm. Ee, Üzerine konuşalım. Ama doya doya da aşk yaşadılar. Doydular. <laughs> Tam doydular. Doydular bitti anladın bitti, mı? yani o kadar yani. Doydu. İşte sadece bir, bu bir görüntü vardı. Bir de teknede galiba geçen yaz yakalandıkları bir görüntü vardı. Bir de bir alışveriş merkezinde yakalandılar. O gayet güzel bir görüntüydü. Galiba nazar var değil. Yani nazar var da nazara çok gelen çiftlerden bir tanesi. Çünkü çok güzel bir fotoğraf karesinden sonra ayrıldılar. Hatırla. Gerçekten. Maslak'taki o hani çocukların da gittiği ben, ben çocuğumu götürüyorum oradan biliyorum da orada şeyler var. BKM'nin de mesela bir kulübü vesaire var, kafesi var. Oraya gidiyorlar. Oranın çıkışında hatta kıyafetleri enteresan da oradan hatırlıyorum. Allah Allah Tabii, hiç hatırlamadım. Yan yana görüntüler var. ilişki nasıl gidiyor diyorlar. Çok güzel gidiyor deniliyor. Sonrasındaki hafta Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğeniyor. Photoshop olduğu iddia ediliyor. Basiret Ama Duygu Sarış'ını takipten çıkıyor. Zaten hiç takip etmediği de iddia edilenler arasında. Ama Çağatay'ın kardeşinin Serenay Sarıkaya'yı takip ettiği görülüyor. Ee, benim bir de anlamadığım bir şey var. Ya zaten listemde Serenay'ın olmasına kızmıyorsun da onun fotoğrafını likelamama mı kızıyorsun? Refleks olur yine insanın ana sayfasına Olabilir düşerse yine, paylaşır. Evet. Ben yani. de bu listemde olan herkesi like'lıyorum. Yani. Peki şey var. Defne Samyeci Cem Yılmaz tabii. Aslında dolu dizgin yaşayanlar bence en, onlar. En dolu bence düzgün. muhteşem bir çift. Bence yılın çifti. Yıl. Evlenecekler herhalde. Yılın en yakışan çifti. Çok iyisiniz. İlişkiniz nasıl gidiyor diyorlar? Evliliğimiz güzel gidiyor diyor geçtiğimiz günlerde. Acaba imam nikahı mı yaptılar? Olabilir. Olabilir. Valla olabilir. Eee Cem'in Defne ile beraber çok değiştiğini, çok sevgi dolu olduğunu düşünüyorum. Sempatik agresifliği gitti. Bazı insanlar öyledir ama aşk yaşadıkça tahammülü daha da artar. Hmm, bazı insanlara da aşk hiç iyi gelmiyor. Evet. Oo, gıcık oluyorsun, sinir oluyorsun. Mikrofonu uzatıyorlar, git diyorsun. Cem Yılmaz'ın bir evvelki ilişkisinde e, Demek ki ilişkide gergindi yani. İlişkide mutluysan öyle olmazsın ya. Evet. İlişkide mutsuzsan o hırlayacak yer alırsın vallahi. Doğru diyorsun. Peki o zaman